Evet millet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk önceliğimiz tabii VirtualBox kurmak, yani bir sanal sunucu kurmak. VMware'de olabilir, isterseniz onu da kullanabilirsiniz. Ama VirtualBox benim kullandığım çok daha efektif, işime yarayan, birden fazla makineyi aynı makinenin üzerinde, birden fazla işletim sistemini aynı yerde tutup aynı yerden yönetebildiğim bir program. Kullanımı kolay, çok basit. Hemen nereden indirdiğinizi ve nasıl kurduğunuzdan bahsedeyim biraz. VirtualBox'ı indir yazıp direkt şuradan Oracle'ın ürettiği bir tool bu. Downloads zaten direkt çıkıyor. Buradan işte macOS istiyorsanız macOS, Linux istiyorsanız Linux, işte Windows kullanıyorsanız Windows Host diye tıklıyorsunuz. Bakın direkt buraya indi. Ben zaten indirmiştim. Ondan sonra neyse biz indirelim tekrar. Bir daha onu aramayalım. Buradan tıkladığınızda zaten hızlıca iniyor. Şöyle gösterelim. Evet indi. İndikten sonra tıklıyorsunuz abi buraya. Buraya gelip tıkladığınızda zaten direkt karşınıza download şeyi çıkıyor. Evet deyip geçiyorsunuz. Burada zaten ileri 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 zart zart zart. Ben de olduğu için bakın burada. Hepsine ileri dedikten sonra kurulum gerçekleşiyor. Bitir diyorsunuz. Bu arada bazılarınızda bazı hatalar verebilir. Bu yüklenmemiş olabilir uyarısı neden verdi bakalım hata veriyor mu? Tamam şu anda çalışıyor benim. Mesela şimdi hemen şunu göstereyim. Bazılarını VirtualBox kurulumunda hata verebilir. Şunun sebebi şundan. Şurada bakın Microsoft Visual C++ falan diyor ya. Bunun 2022'sine kadar yani şunu indirmeniz gerekiyor abi. Şu ikisini indirin. Bunu yazdığınızda zaten karşınıza çıkacak. Bunu indirdikten sonra tekrar kurulum deneyin. O zaman olacaktır. Sonra geliyorsunuz, giriyorsunuz abi buraya. Burada şu an Kali Linux'u kurdum, onu da indirmeyi göstereceğim. Böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Yani kurduğunuzda temanız aslında burası. Buraya geldiğinizde ilk şunu da hemen göstermiş olayım. Şu araçlar olacak. Bu olmayacak sizde ilk kurduğunuzda. Şurada NAT ağı var. NAT ağına geldiğinizde bu sizde olmayacak. Buradan oluştur dediğinizde direkt zaten hemen oluşturur. Ben bunu kaldırayım. Bu Net Network meselesini anlatacağım ama bunu hemen şimdiden kurun. İndirdikten ve kurulum yaptıktan sonra daha sonra Google'ınıza tekrar geliyorsunuz abi buraya gelip diyorsunuz ki bana Kali Linux indir dayı. Kali Linux nerede diyorsunuz. Burada zaten Kali Linux Kali yazdığınızda da çıkıyor. Direkt Kali.org'dan indirebiliyorsunuz. Download dediğinizde burada hangisini indireceğim diye böyle aşağı doğru inin. Bakın şurada pre bullet diye bir yer var. Buraya tıklıyorsun abi. Burada bak VMware var, Hyper-V var. Yani bunları kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum. VirtualBox diyor bak. Bunlar hani VMware için olan, VirtualBox olan, Hyper-V için olan sürümleri demek. Siz buradan 2,9 GB'lık bir sürüm. Buna tıklıyorsunuz, indiriyor. Biraz sürecek. İndirdikten sonra da zip olarak masa üstünüze gelecek. Daha sonra o zipten çıkardığınızda böyle iki tane çıkacak. Şunlardan iki tane çıkacak. Mavi olana iki çift tıkladığınızda zaten direkt buraya gelir. Şunun içine gelir. Direkt buraya kurulumu gelmiş olur. Ondan sonra buraya geldiğinizde işte asıl mesele burada başlıyor. Önce makinemizin özelliklerine gireceğiz. İnşallah bilgisayarlarınızın yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani çok fazla yer kaplayan bir şey değil aslında ama bilgisayarınız bir tık iyi olursa sevinirim. Yani yavaş çalışmaz, bilgisayarınızı kasmaz gibi özellikler diyebiliriz. Buradan hemen ayarlara tıklıyoruz abi. Burada mesela genelde zaten şu Debian'ı görmeniz gerekiyor. Debian tabanlı olduğu için. Debian'ı buradan seçin. Burada bir sürü var. Fedora var, Ubuntu var ama bu Debian tabanlı olduğu için Debian'ı seçiyorsunuz. Geçiyorsunuz. Bu gelişmiş açıklama falan buralara girmenize gerek yok. Önemli olanlardan bir tanesi sistem. Buraya geldiniz. Şurada sizin bilgisayarınızın sahip olduğu RAM'i gösterir genelde. Burada benim 16 GB'lık bir RAM'im var bilgisayarımda. Ben bunu 3 GB'ını bu Kali Linux'e vermek istiyorum dedim ve 3'e getirdim. 3 GB'lık kısmını Kali Linux'e verdim. Zaten burada yeşil kısımda kaldığınız sürece sorun olmaz. Buralara gelmeyin abi. Olabildiğince 2 GB, 3 GB. Bilgisayarınız iyi değilse 1 GB da olur. Problem değil. Ama ne kadar yüksek verebilirseniz o kadar hızlı çalışan bir sisteminiz olacak. Tabii çok arada uçurum olmaz onu da söyleyeyim. İşlemciye geliyorsunuz abi buradan ikinci sekmede. Bende 12 tane işlemci, CPU dediğimiz şey var. Burada bakın yarı yarıya vermiş değerleri. Ben 3 tane yine CPU verdim. Siz bir tane verebilirsiniz, 2 verebilirsiniz. Çok çok önemli değil. Ekranda dokunmanız gereken bir şey yok. Depolamaya dokunmanıza gerek yok. Ses yok. Net Network adı.
Burada net network ne demek? Aynı ağda, yani şu an benim kendi şahsi bilgisayarımla buraya kuracağım sanal bilgisayarın aynı ağ üzerinde olduğunu, yani tarama yaptığımda kendi bilgisayarımı da o taramaların içerisinde göstermesini sağlayan sistem net network ağı. Buraya tıklayabilirsiniz ya da NAT'ta kalabilirsiniz. Köprü bağdaştırıcı kullanabilirsiniz. Burada net network ile devam edeceğiz. Ondan sonra tamam diyorsunuz abi. Geri kalanına bakmanıza gerek yok. Ondan sonra başlat diyorsunuz. Başlata tıkladığınızda hemen şurada bir ekran açılacak. Hemen ardından başka bir şey daha çıkacak. Evet, geldi. Burada sizin girmeniz gereken ilk kurulumda kullanıcı adı şifre Kali Kali. Kali Kali ile gireceksiniz. Göstereyim. Ben gerçi şifresini kendi kurduğum sisteminkini değiştirdim. Bir de ben root kullanıyorum ama size Kali ile girip göstereceğim. Birkaç hata verdi ama sorun olacağını zannetmiyorum. Evet, kurulum gerçekleşti. Evet, buraya geldiğinizde Kali ilkinde İngilizce karakterlerle algılar. Onu da düzeltmeyi göstereceğim. Kali dediniz. Buraya Kali yazacaksınız yine. Ben burayı da değiştirdiğim için onu da kendi şifremi gireyim. Tıkladım. Bakın geldi. Şunu kapatabiliriz. Ekranımız bu şekilde. Kali Linux. Bütün işlemlerimizi burada yapacağız. İhtiyacımız olan birçok tool Kali Linux'ta bize zaten veriliyor. Bunları da buradan test edebilirsiniz. İşte şu gördüğünüz Firefox arama browser'ımız. Bunu kullanabilirsiniz. Başka bir şey de Chrome'da indirebilirsiniz ama Firefox gayet iyidir. Çok çok iyidir. En iyi arama tool'larından, işte browser'lardan biridir diyebilirim. Gayet kesin bir şekilde. Bu da bizim terminalimiz. %90-95 oranında bu terminal üzerinden çalışacağız. Bakın burada şunu biraz büyütelim. Şöyle gelelim abi. Bir dakika. Oldu. Sorry. Şuraya geliyorsunuz. Bir şeyi kopyala yapıştırmış yapmışım. O yapıştı az önce ekrana. Şunu da biraz büyütelim. Bunu şurada file'dan preference'dan yapabilirsiniz ayarlarını. Daha yüksek, daha görüntülü falan. Burada Kali Kali'den giriyorsunuz. Mesela Kali'nin şifresini değiştirmek istiyorsanız, kendi şifrenizi oluşturmak istiyorsanız PES diyorsunuz. Mesela bak PES WD diyorsunuz. Ben root'u da değiştirmiştim ama PES WD dediniz. Mesela şimdi bunu dediğinizde sizden şifrenizi değiştirmenizi isteyecek. Kali'yi değiştirebiliyorsunuz ama root'u değiştirmeniz için root olmanız gerekiyor. Bunu hemen iptal edelim. Göstermez. Tamam. Burada bir hata verdi. Zaten yani root olmamız gerekiyor. Mesela root olabilmek için ne yapmamız gerekiyor burada? Sudo su komutuyla tıkladığınızda size Kali'nizin şifresini soracak. Kali şifrenizi gireceksiniz. Sizde Kali olduğu için Kali gireceksiniz. Bakın root oldum. Artık root'ta istediğim her şeyi yapabilirim. Root en kök, en yetkili kullanıcıdır. Burada istediğiniz şifreyi değiştirebilirsiniz. Bütün ayarlarınızı yapabilirsiniz. Ama root'ta eğer çok iyi Linux kullanamıyorsanız root'ta çok kalmayın. Bazı şeyleri yanlışlıkla silersiniz. Gerçi sanal ortam baştan yaparız. Problem değil ama genelde Kali ile alakalı kökle alakalı bütün işlemleri root'tan yapabilirsiniz. Ben şimdi reboot diyeceğim. Reboot demek sistemi yeniden başlat demek. Yeniden başlatacağım. Ben root olarak gireceğim şimdi. Kali'den root'a geçmek istemiyorum. Root'la gireceğim. Açılmasını bekliyorum. Bir iki kod göstereceğim ama daha sonra size çok sıklıkla kullandığımız kodları söyleyeceğim. Komutları daha doğrusu kod değil de komutları. Root diyorum. Benim root şifrem zaten kendim belirtmiştim. Root olduğunuzda root şifrenizde pestwd olarak değiştirebilirsiniz. Yanlış girdik. Evet. Şimdi geldik buraya. Hani sizin az önce Kali'den root olmanızı istemiştim. Şurada bir hata veriyor. Bunu da ilerleyen zamanda anlatacağım. Şu an uğraşmayacağım. Root oldunuz diyelim. Kali'den root'a geçtiniz. Pes w D dediğinizde Kali'nizin şifresini Kali yazın. Kali'yi değiştirin. Root diye yazdığınızda root'un şifresini değiştirebilirsiniz. Mesela root yazdım. Enter'a bastığımda işte şifreyi yenilemek için önceliğini soracak. Sonra işte yeni şifreyi soracak falan. Enter'a bastığınızda geçer. Buralar kolay kısımlar. Genelde ilk Kali'nizi açtığınızda hepinize yani herkesin yapmasını istediğim şey şu. Apt update. Bunu yapmamızdaki sebep şu. Kali sürekli kendini ve kullandığı tool'ları güncelleyen, sürekli güncellemeler olan, sürekli gelişen programlarla dolu. Dolayısıyla sürekli bir update meselesi var. Buna tıkladığınızda bakalım update olunacak var mı bir şey. Ben update etmiştim. Bugün ettim hatta.
Bakalım çıkacak mı bir şey. Bakın yine çıkıyor. Sabah yapmıştım. Bakın yine çıkıyor. Yani sürekli bir şeyler gelişiyor. Sürekli güncel anlık değişiklikler yapıyorlar. Ve sizin tavsiyem her girdiğinizde update edin. Yeni tool'lar, yeni kullanımlar, yeni işte her şeyi yenisini kullanın demeye getiriyorum. Bunu yaptınız, işiniz bitmedi. Bu sefer upgrade dediğimiz upgrade'e geliyorsunuz. Bakın sonuna da bir tray'e koyuyor. Bu tray'e de arada bana soruyor işte şunu da yapayım, bunu da yapayım. Abi hepsini yapıyorum, hepsini güncelle diyorum. Upgrade dediğinizde bütün update ettiğiniz yenilikleri uyguluyor sisteminize. Ve başlıyor uygulamaya. Sizde bu bayağı sürebilir. Çünkü birden fazla. Bende 3 tane falan paket herhalde yenilenecek gibi görünüyor. Yani bayağı çıkabilir. Dolayısıyla çok uzun sürebilir. Bakın hemen bitti. Sizde çok uzun sürecektir. İlk etapta bunları yapmanızı istiyorum. Bunları kurduktan sonra işte Python kurun. Pip. Şunu da göstereyim. Şu an İngilizce karakterlerle çalışıyor. İngilizce klavyeyi Türkçe klavyeye şöyle çeviriyorsunuz. Set. X, K, B, Map. Boşluk. TR dediğinizde tak tıklayın. Bakın Türkçe karakterleri de yazmaya başladınız. Pip install. Bu pip install Python'ın indirme kulu. Biz app de olur, app get de olur. Bu ikisi de indirme ile alakalı. İşte Python yazın. Python. Genelde kurulu gelir. İşte versiyonu da yazabilirsiniz. 3 bilmem kaç diye. Python dediğinizde zaten bende kurulu olduğu için indirilmiş olduğu için sizde de indirilmiş olabilir. Olmamışsa yükleyebilirsiniz. İşte bir kod yazabileceğiniz işte Word, VS Code gibi. Bunların hepsini indirme tool'larını internete yazdığınızda çıkar zaten. Bunların hepsini indirin. Ondan sonra yavaş yavaş yapacağımız uygulamaları, işte yapacağımız saldırılardaki tool'ları da yoksa nasıl indirileceğini. Mesela GitHub'tan bazı tool'ları indireceğiz. Onları git clone komutumuzla indireceğiz. Onların hepsini sıra sıra size göstereceğim. Şimdilik bunları yapmanız yeterli. Sistemimiz kurulmuş olsun. Bir sonraki videoda daha ayrıntılı şeyler göstermeye başlayacağım. Bu derslik bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Daha fazla uzatmayalım. Görüşürüz.